Senin Halil bayağı meşhur oldu Recep. Pazarcık'ta onu dinleyenler var. Bülbül gibi şakıyor diyorlar. Köyümüzden de meşhur biri çıktı desene abi. Altın yumurtlayan tavuğu elinden kaçırdım be Recep. Onun yumurtalarını ben peşinen topladım oğlum. Hem tavuğun tapusu bende. Hamdi Baba'ya verdiysek temelli vermedik ya. Oğlan gene benim nüfusumda. Ne zaman istersem geri alırım. Hamdi Baba da enayiydi değil mi? İşi yoktu Halil'i sana geri verecek. Lan hep senin yüzünden. Bak oğlan kasaba kasaba dolaşıp şarkı söylüyormuş. Yapma. Dünyanın parasını kazanıyormuş. Köyün orta yerinde enayi dediler bana. Hep senin yüzünden ulan. Hep senin yüzünden. Durmayacağım kahpe karı. Öldüreceğim seni dayaktan. Ben dayak yiyordum ama evladım kurtulmuştu hakim bey. Ondan iyi haberler geldikçe benim karanlık dünyam aydınlanıyor. Çektiklerimi unutuyordum. Yaşama tahammülüm artıyordu. Artık Recep'in gaddarlığını umursamıyordum. Oğlumun hayatı kurtulmuştu ya, bana yetiyordu. Halil'in önünde yepyeni bir yaşam vardı. Mutluluk, başarı, zenginlik onun olmalıydı. Bunları düşündükçe rahatlıyor, bütün acılarımı unutuyordum. Oğlum yeni bir hayata başlamıştı artık. İşte beklediğimiz gün geldi. Beklediğimiz haber. Gözün aydın Hamdi Baba. Ne o? Sen sevinmedin mi yoksa? Neden sevinmeyeyim? Annem köyde eziyet çekerken ben neden sevinmeyeyim? Hamdi Baba, sevinmemek hiç olur mu? Elbette sevinirim. Ah çocuk. Biliyorum aklın fikrin hep annen Emine'de. Haklısın ama elden ne gelir? Onu orada kurtarmak için güçlü olmak lazım. Bugünkü dünyada güç akılda fikirde değil, parada. Anladın mı? Parada. İşte bu mektup bize paranın yolunu açıyor. Anadolu yollarında sürünmeyeceğiz artık. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a. Para kazanacağız. Zengin olacağız. Zengin olmayı, para kazanmayı kendim için istemiyorum. Sevdiklerim mutsuz olunca ben sevinemiyorum. Anam orada işkence altındayken ben uyuyamıyorum. Seni çok iyi anlıyorum yavrum. Bu duyguların sahibi olmadan bu kadar güzel şarkı söylemek imkansız. Seni büyük yapan bu işte. Hadi hazırlan. İstanbul'a gidiyoruz. Bizi bekliyorlar. Bak göreceksin her şey nasıl hemen değişecek. Sen de şaşacaksın. Tamam mı? Her zaman seni dinledim. Her zaman da dinleyeceğim. Sen benim hocam, dedem, her şeyimsin. Yavrum. Eller oldu, eller oldu. Sevdiğimi eller oldu. Mutlu sürün yaşantımı. Gözümdeki seller aldı. Yüzün gülse kalbim ah çekip ağlıyor. Her zaman dünyamı başıma yıkıyor. Yüzün gülse kalbim ah çekip ağlıyor. Her zaman dünyamı başıma yıkıyor. Aferin, bravo. Hakkın varmış Hamdi. Tam senin anlattığın gibi. Bu çocukta gelecek var. Birçok türkücünün pabucunu dama atar bu delikanlı. Sayende Cemal. Senin yardımlarına ihtiyacımız var. Anlıyorum. Sizi bir süre yalnız bırakmayacağım. Bir ihtiyarla bir çocuk için değil bu koca şehir. Hele başınızda kadın olmasa hiç yapamazsınız. Otel köşelerinde olmaz bu iş. Çok çalışmak lazım. Daha çok öğreneceği şey var. Öyle değil mi evlat? Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Bir çözüm yolu bulana kadar bizde kalırsınız. Ev büyük, çocuğumuz da yok. Benim hanım Halil'in kılık kıyafetiyle meşgul olur. Sen de müzik çalışmalarını yönetirsin. Olur. El birliğiyle ortaya çıkarırız bu çocuğu. Size nasıl teşekkür etsem bilmem. Kolayı var evlat. Bu gazinoyu doldur yeter. Öyle değil mi Hamdi? Hey koca kurdu, sen işini bilirsin. Hadi bakalım iş başına.
Ne demişler? Durma düşersin. Hadi bakalım. Uy, ay, aman benim. İşte karıcığım, sana bahsettiğim kabiliyetli küçük Halil. Onu el birliğiyle sahneye hazırlayacağız. Hoş geldin evladım. Bana yapacağınız yardımlara şimdiden teşekkür ederim. Sizi utandırmayacağıma söz veririm. Aferin sana. Ne güzel de konuşuyor Hamdi Bey. Bir köylü çocuğu demeye bin şahit ister. Uzun zamandır beraberiz. Siz de göreceksiniz, öğrenmeye çok kabiliyeti var. Kısa zamanda öğrenecektir. Cemal, Halil'i çok sevdi. Ona annelik yapmak sevindirecek beni. Bana anne der misin Halil? Annemi, sakın beni yanlış anlamayın ne olur. Benim en acılı yanıma dokundunuz. Ben annemden başka hiç kimseye anne diyemem. Size daha her şeyi anlatamadık. Halil'in köyde bırakmaya mecbur olduğu bir annesi var. Hiç aklından çıkaramaz onu. Affet beni evladım. Sen bana anne demesen de ben sana şimdilik annelik yapacağım. İzin verirsen tabii. En kısa zamanda köye gider, anneni alır buraya getiririz. Oldu mu Halil? Sizlere nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Siz bugüne kadar rastladığım en iyi insansınız. Öyle değil mi Hamdi baba? Ne isterseniz yapacağım. Sözünüzden çıkmayacağım. Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin ya.